Hocam bir kardeşimiz şöyle bir soru yöneltmiş sizlere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracının esasında sonradan uydurulduğunu, önceki dinlerden, mitolojilerden bu durumun alındığını söylüyorlar. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala la nebiyye ba'de. Yani bu küfrün yakın planda, yakın dönemde ifade etmek gerekirse oryantalizmanın uydurduğu, piyasaya sürdüğü alanlardan bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracının eğer önceki uygarlıklar, medeniyetlerle irtibatı var, sonradan alındı, İslam'a uyarlandıysa peki Kur'an-ı Hakim Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram el mescid aksa Allah Azze ve Celle İsra'dan bahsediyor. Sonra Miraca, Kur'an-ı Hakim'de işaretler var. Şu kadar rivayet var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracına dair. Yani bu ifade yalandır. Niçin yalandır? Bir, Kur'an-ı Hakim'de İsra var, miraca işaret var. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşamış olduğu dönemde insanlar, kafirler, müşrikler, onun düşmanları var. Resulullah aleyhisselam'ı susturabilmek için adamlar evlerini bırakmışlar, kılıçlarını kuşanmışlar, Bedir'e ölüme gelmişler. Eğer Resulullah aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde Mekke-i Mükerreme'de insanlar Miraç diye, İsra diye benzer hadiseler biliyor olsalardı o zaman diyeceklerdi ki Ey Muhammed sen bunlardan alıyorsun. Yani şimdi burada oryantalizmanın iki iddiası var. İki yalanı var. Bir, sonradan uyduruldu. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam önceki milletlerden bu hadiseyi aldı. kendisini nakletti. Peki bu olabilir mi? Olamaz. Niçin olamaz? Çünkü Efendimiz aleyhisselam ümmi. Okuma yazma bilmiyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَّ Peki sonra o toplumda ümmi. Onlar da okur yazar değil. Kültürlerini şifa yolla aktarıyorlar. Şiirle aktarıyorlar. Hollezi ba'se fil ummiyin rasulen minhum. Yani ümmi topluma gelen ümmi bir peygamber var. Ümmilik senin adına, benim adıma bir problem olur. Eğer ümmi isek okur yazar değiliz yani ilme, irfana ulaşamayız. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın hocası alim, hakim, habir olan Allah Azze ve Celle onun adına noksanlık değil. Birincisi bu, eğer Resulullah Aleyhisselam önceki milletlere baktı deniyorsa, yani o toplumda miracı bilen yok. İsra diye hadise, benzer olay bilen yok. Eğer bilen olsaydı o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı diyeceklerdi ki, ya bu mevcusilerde de var, Hristiyanlar da var, Yahudiler de var, sen oradan aldın. Peki Tevrat İncil o dönemde Arapçaya tercüme edilmemiş. Efendimiz Aleyhisselam zaten ümmi, ümmi olmasa yine de o kitaba ulaşma imkan ve ihtimali yok. Peki mualfarz, diyelim ki mecusilerde, Hristiyanlarda, şunlarda, bunlarda benzer olaylar olmuş olsa Efendimiz Aleyhisselam'ın isrası, miracı onlara benzer mi? Benzemez. Neden benzemez? Çünkü onlarda bir defa şirk var, tuğyan var, Resulullah Aleyhisselam'ın mücadelesinin temelinde ne var? Tevhid var. Yani Allah Azze ve Celle İsra ve Miraç hadiseleriyle Mekke-i Mükerreme'de yalnızlaşan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a melekut alemini, gücünü, kudretini, azametini farklı cephelerden gösteriyor. Sen bu Allah'ın Rabbul Alemin'in peygamberisin. O halde aşk ve ile o yolda yürüyüşüne devam et. Peki yani bu başlığı daha fazla taada edebiliriz aşağıya doğru. Ama asıl mesele şurada. Nedir o? Hiçbir şekilde bir defa bunlar Mirac'ın, İsra'nın önceki uygarlıklarla irtibatını kuramazlar. Muhalfaz peygamberlerin benzer bir takım hadiseleri tahakkuk ettiyse onlara isnat ediliyorsa, e onları yükselten Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam'ı da elbette yükseltmeye kadirdir. Şimdi Musa Aleyhisselam'a melek geliyor, vahiy ediyor. Cibril geliyor, vahiy ediyor. İsa Aleyhisselam'a geliyor, diğer peygamberlere geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'a da geliyor. Kim gönderiyor? Hz. Musa'ya, Hz. Cibril'i gönderen Allah Azze ve Efendimiz'e de gönderiyor. Yani eğer bir benzer rivayetler yani varsa muhal farz diyelim öncekilerin kitaplarında o zaman Allah Teala ona da Kadir buna da Kadir zaten bütün peygamberlerin gönderiliş amacı aynı değil mi aynı Peki buraya bir nokta koyalım şuradan bakalım Sezai Karakoç edebiyat yazıları 3'te Fransız bir yazardan Dante'nin ilahi komedyası ile alakalı uzun bir çeviri yapar Orada Dante'nin İlahi Komedyası'nda malumunuz üç bölüm var. Cennet, Cehennem, Araf var. Orada cennet anlatılırken Dante'nin anlatmış olduğu cennet aşıklar altında mutala ettiğiniz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükselirken uğramış olduğu o peygamberler, yaşamış olduğu, gördüğü hadiseler onlarla arasında neredeyse birebir bir münasebet var. Dante cennet yolculuğunda yanında biri var. Ona bir refakat eder. Efendimiz Aleyhisselam'a Miraç'a bir refakat eder. Kim o? Cebrail Aleyhisselam. Dante cennetin her tabakasında bir kendi dinine göre ulu bir şahsiyeti uğrar. İşte azizlere, rahiplere uğrar. Efendimiz Aleyhisselam peygamberleri uğruyor. Sonra Aziz orada e, Dante Sidre-i Muntaha adını vermez ama bir ağaçtan bahseder. Cenneti her tarafı kuşatan bir ağaç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca dair Sidre-i Muntaha'dan bahseder. Yani her tarafı cenneti bütün varlığı kuşatan bir ağaçtan, varlık ağacından bahseder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hususiyet Rabbine mülakı olmuştur Mihraç'ta. Dante'de de dokuzuncu cennetin tabakasına gelir. Orada 10. tabakaya bir nura bakar. Yani kendince Tanrısını gördüğünü orada yazar, çizer, ifade eder. Peki Dante Resulullah Aleyhisselam'dan şu kadar zaman sonra yaşadı. Peki kim kimden almış olabilir? Dante Resulullah'tan aldı değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? i̇bn Arabi üzerinden aldı ya da başka bir üzerinden aldı. Peki o zaman Dante neden Resulullah Aleyhisselam'a hakaret eder? Yani onun miracını alır. Batı'nın ölümsüz eserlerinden, sanat eserlerinden biri, onun merkezinde Peygamber Aleyhisselam miracı var. Ama bu adam Hazreti Ali'ye radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret eder. Neden? Sezai Karakoç Üstad diyor ki, muhtemel ki bu kitap kilisede okutuldu. Ders olarak okutuldu. Bir edebi metin olarak okutuldu. Papazlar içine, rahipler içine Resulullah Aleyhisselam'a hakaret ifadelerini koydular ki onu okuyanlar Müslüman olmasınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Dante gibi onların yüreklerinde bir akış, Hristiyanlıktan kopuş, Efendimiz Aleyhisselam'a bir yürüyüş hali onlarda olmasın diye Efendimiz Aleyhisselam'a dair o hakaret cümlelerini oraya koyuyorlar. Peki, şimdi ben de burada diyorum ki, bu nasıl bir anlayış ki? Utanmadan, sıkılmadan Efendimiz Aleyhisselam'ın miracının önceki kültürler, anlayışlar vesaireye ait olduğuna dair elde tek bir delil olmamasına rağmen milletin zihnini karıştırabilme adına kalkıyorlar. Diyorlar ki orada bir isra, orada bir miraç varsa acaba bu Önceki milletlere ait metafizik hadiselerden bir intihal olabilir mi? Peki delil var mı ortada? Yok. Peki öte tarafa geçiyorsun. Dante peygamber aleyhisselamdan asırlarca sonra yaşıyor. Adamın cennet tasavvuruna bakıyorsun. Resulullah aleyhisselamın cennet tasavvurunu bir parça değiştirmiş. Yani orada Cibril'in yanında burada bir kadın var. Orada peygamberler ziyaret ediliyor. Dante'de azizler vesaire var. Orada Allah Teala mekandan münezzeh olarak bir mulaki oluş hali var Efendimiz'de. Burada nur vesaire görülüyor. Yani oradan almış kendince bir parça onları değiştirmiş. Neden kalkmıyorlar? İlmin de bir irfanı, edebiyatın da sanatın da bir vicdanı var. Namusu var. Bütün bunlardan sonra şunu itiraf etme mecburiyetinde değiller mi? Hayır. Evet, şunu söylüyoruz ki Suret Katiyede Peygamber Aleyhisselam'ın İsra ve Miracı'nın önceki uygarlıklarla nokta kadar bir irtibatı yok. Ama Dante'nin ilahi komedyasından sonra gördük ki zirvedeki sanat eserlerinden bir tanesi Peygamber Aleyhisselam'ın Miracı'ndan ya esinlenerek ondan ilham alarak telif edilmiş veya intihaldir. Yani burada tam tersi bir münasebet var. Efendimiz aleyhisselam asla ve kat'a etkilenmesi yok. Mirac sahih rivayetlerle geliyor. Kur'an-ı Hakim'de İsra var. Kur'an-ı Kerim'de Miraca işaret var. Ama öte tarafta Batı'nın işte zirve isimlerinden birisi Dante Resulullah aleyhisselam'la intihal ediyor ama susuyorlar. Neden? Çünkü bunları söyleyenlerin, yazanların, çizenlerin bütün ameliyelerin tek bir gayesi vardır. Allah'a ve adavettir. Ona düşmanlıktır. Her ne kadar zahirde babaları bunlara Abdullah dese de hakikatte yaptıkları itibariyle bunlar Aduvullah'tır. Allah düşmanıdır. Böyle bir adam vardı biliyorsun. Evet. Doktor Abdullah Cevdet şarap sofralarının vazgeçilmez adamıydı Abdullah Cevdet. Üstad ona Aduvullah Cevdet de. Allah düşmanı Cevdet. Romanya'dan Mustafa Kemal'e damızlık adam getirelim. Türklerin boyları daha uzun olsun evet. diyen adam işte Aduvullah Cevdet. İslam'dan bir uzaklaşırsa böyle bir şenate mahkum olur. Kubur faresine eş bir hayata mecbur olur. Evet hocam.